Floransa'dayız. Floransa Katedrali'nin önünde duruyoruz ve Brunelleschi'nin kubbesine bakıyoruz. Devasa. San Pietro yapılana kadar en yükseğiydi ve genişliği ise neredeyse Panteon kadardı. Katedralin 14. yüzyılda inşa edildiğini hatırlatayım. Esas plan Panteon'un kapladığı alan büyüklüğünde bir kubbe inşa etmekti. Antik çağda inşa edilen Panteon'un teknolojisiyle ilgili çoğu bilgi kayıp durumdaydı. Uzun lafın kısası bu Brunelleschi'nin hayret verici mühendislik başarısı. Ana sorun, bu genişlikte bir kubbenin ahşap iskele olmadan nasıl inşa edileceğiydi. Normalde bir kemer inşa edileceğinde, ki kubbe aslında yuvarlak bir kemerdir, bir tür ahşap iskeletle desteklenir. Ve bu iskelet kubbe kemer taşı ile sabitlenene kadar destek sağlar. Ardından da kemer taşı oturtulduğu için bu iskelete ihtiyacınız kalmaz. Buradaki sorunda, da bu denli büyük bir yapıyı taşıyacak güçte ve miktarda kereste bulamamalarıydı. Dolayısıyla kubbe inşa edilirken onu destekleyebilecek bir iskelet yapmaya imkan yoktu. Ayrıca içe doğru eğimli bir kubbeyi nasıl çökmeden inşa edersiniz? Burada iki sorun var. Birincisi bu. İkincisi ise kubbenin dışa doğru yapacağı baskı. Kubbe yalnızca aşağı doğru değil, hem aşağı hem yanlara doğru bir basınç uygular. Dolayısıyla en büyük zorluklardan biri, destekleyen duvarlara zarar vermeden aşağı ve dışa basınç uygulayan kubbeyi inşa etmekti. Antik çağda, örneğin Panteon'da, bu sorunla etrafını yığınla kaplayarak başa çıkmışlardı. Duvarlar 3 metre kalınlığında olmalıydı. Mesela Pantheon'da 6 metre kalınlığında çimento vardır. Ancak Brunelleschi bunu burada yapamazdı. Bunun yerine yaptığıysa ilk olarak kubbeyi olabildiğince hafif yapmaya karar vermesiydi. Yani içinde boşluklara yer vermesi. Çift kabuklu bir yapısı var ve bunların arasında tepesine çıkabilmenizi sağlayan merdivenler var. Eğer bakarsanız kubbenin tepesinde, fenerin hemen altında şehir manzarasını izleyen insanları görebilirsiniz. Brunelleschi ayrıca ağırlığın çoğunu taşıması amacıyla bir nevi kaburga inşa etti. Dışarıdan görülebilen ana kaburgaların arasında ikişer adet de bizim göremediklerimiz mevcut. Bunlar aynı zamanda yatay kaburgalarla da sabitlenmiş durumdalar. Dolayısıyla bu yapıyı ayakta tutan bütün bir iskeletimsi yapı var yani. Brunelleschi kubbe inşaatı ilerledikçe her bir parça taş ve tuğla eklendikçe sabitlenen bir sistem oluşturmayı başarmıştı. İnşaat kendini taşıyabiliyordu. Brunelleschi'nin aşağı ve yanlara doğru olan basınç ile mücadele etme yöntemlerinden bir diğeri ise kubbenin içinde ahşap ve taşın birbirlerine demirle sabitlenmesiyle oluşturulmuş zincirlerdir. Kubbeyi sararak bu basıncı dengelerler. Gözünüzün önüne eski tip, tahtayı bir arada tutması için etrafına demir çemberler geçirilmiş fıçıları getirebilirsiniz. Brunelleschi, işçilerin çalışabilmesi için bina ile aynı anda yükselebilen bir destekli iskele oluşturdu. Ayrıca taşları kubbenin tepesine çıkarabilmek için çeşitli vinç ve kaldıraçlar da icat etti. Örneğin daha önce böylesini hiç kimsenin görmediği öküzler tarafından çekilen kaldıraç gibi. Hatta malzemeleri şehre getirebilmek için Arno nehrine bir baraj bile inşa etti. Getirilmesi, kaldırılması ve yerleştirilmesi gereken malzemenin miktarını düşününce bu projenin nedenle dikkate şayan olduğunu anlayabilirsiniz. Yapılması gereken tuğlalar, taşınması gereken taşlar, işçilerin makinelerle çalışabilmelerini sağlayan platformlar. Sanırım Alberti şöyle demişti. Brunelleschi bunu önceden inceleyebileceği bir örnek olmadan yaptı. Sonuna kadar icat dolu bir proje. Tahminimize göre Brunelleschi Roma'ya gidip oradaki antik yapıları inceledi. Ancak Brunelleschi'nin burada başardığı şeyin antik çağda bile bir örneği yok. Altını çizmemiz gereken diğer bir şey de kubbenin örneğin Panteon'da olduğu gibi küresel olmaması. Daha uzun ve sivri bir yapısı var klasikten çok gotik bir şekle sahip. Böylece de kilisenin gotik yapısıyla uyuşuyor. Eğer yakından bakarsanız Brunelleschi'nin kubbe dışına eklediği bu harici kör balkonları görebilirsiniz. Bunlarsa gotik kiliseye kıyasla çok klasik görünüyorlar. Adeta Roma zafer kemerleri gibi görünüyorlar. Yani bu klasik detay haricinde karşımızdaki gotik bir kilise. Ayrıca bu yalnızca gotik bir kilise değil. Çok renkli mermerlere baktığınızda Toskana Romanesk geleneğe gönderme yapıldığını da görebilirsiniz. Uzun lafın kısası Brunelleschi mühendislik dehası ile Batı dünyasının daha önce çözemediği bir sorunu çözdü. Nasıl devasa kapalı alanlar yaratırsınız sorununu. Bunu yaparken de antik çağ eserlerini bile gölgede bırakmıştır.